işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu daveti ve Akşener'in bunu reddetmesiyle ilgili olarak. Siyasette davet tartışmasının yanı sıra bir de vizyon tartışması var ki o da CHP lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. CHP lideri 3 Aralık'a hazırlanıyor. Orada bir açıklama yapacağını söylüyor ve o tarihi de özellikle işaret ediyor. Salı günü de bu açıklamalarını yineledi. 3 Aralık'ı bekleyin dedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı ve çok sert sözlerle hedef aldı CHP liderini. Kılıçdaroğlu ise bırakın boş konuşmaya devam etsin dedi ve 3 Aralık vizyon konuşmamı dinle diye seslendi Erdoğan'a. Yurt dışına gittiğinde ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafıyla yan yana gelemez. Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Erdoğan'ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim. İki lider arasında bir süredir vizyon tartışması var ama tartışmanın dozu bu kez arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri tansiyonu yükseltti. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekte itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Senden büyük zavallı var mı ya? AKP Genel Başkanı sıfatıyla kürsüdeydi Erdoğan. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanını hedef aldı. Her bir cümlesi hakaretle bitti. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef mafyayla iç içe geçmişlik hali içindedir. Asıl sefillik, zavallılık, haysiyetsizlik buna göz yummaktır. Kifayetsiz, sefil, zavallı, gafil. Erdoğan'ın bu sözleri soruldu CHP liderine. Boş konuşuyor dedi. Kurmayı Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt geldi. Kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Asıl haysiyet fukaralığı varlık barışı kanunlarıyla Türkiye'ye giren 82 milyar 618 milyon dolar paranın kaynağını açıklamaktan imtina etmektir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Konusu suç olabilecek kaynağı belirsiz paraları devletin kasasına sokarak sonra muhalefete çamur atarak bu işten sıyrılamasın Erdoğan. Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta yapacağı vizyon konuşması için çağrı yaptı Cumhurbaşkanı'na. Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Kendisine bir çağrım var. 3 Aralık'ta gelsin. Benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir? Kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Erdoğan'ın da endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl aşılırmış? Ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim. CHP lideri Erdoğan'ın sözleri sonrası dava açmaya hazırlanıyor.